Vay vay. Evet, karşımızda sahnelerin yıldızı, aynı zamanda televizyoncu. Teşekkür ederim. Aslı Hünel, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi, sen nasılsın? İyi vallahi. Sen iyi gözüküyorsun. İyi gözüküyorum. Evet. Çok yorgunuz hemen seni incelemeye ama... aldık. Dedik ki saçlar ne kadar iyi duruyor ve ya, sağlıklı duruyor. Evet, çok iyi duruyor. Saçlar yıllardır biliyorsun. Hani saçlara dokunmuyoruz. Kaynak maynak hiçbir şey yok. Ama yok yani. Saç yok. Yok. Hiç hiçbir zaman. Zaten kuaförün önüne oturunca böyle yapıyor. Şöyle elliyor, kaynak arıyor, bir şey arıyor. Yok, çok şükür. Çok şükür. Genetik. Güzel. Şu klibin sonunda sanki eşi gördüm. Evet. Aynalı Köriğe bindik gittik işte. Aa, Aynalı Köriğe muydu? Biz efendim Aynalı Köriğe'nin modernize halini yaptık. Ya, ya. Bulamayınca ya. Dedik bizim aynalıyı alalım. O da böyle ışıl ışıl aynalı zaten. Evet. Sağ olsun bana motoruyla eşlik etti. Eşim kamera önünde nasıl, rahat mıydı peki? Stres oldu mu? Yok ya, o benden daha rahat. Ciddi misin? Çok rahat. Tabii çok. Hı? Evet, o da. Aslı evleneli ne kadar oldu? 2018'de evlendiniz, 2018, değil mi? Bravo, evet. Peki şimdi hep ünlülere evlendikten sonra sorarlar ya, hadi bebek ne zaman anne oluyorsun? Evet. Senin programında var mı böyle bir şey? Yok. Yok dedi. Ne bir şekilde yok dedi. Evet, yok. Yani nasip kısmet diyelim. Tabii ki. Hani nasip olmadı, biz de üstüne gitmedik. Evet. O yüzden demek hayırlısı buymuş diye kabule geçtik. Biraz da biliyorsunuz pandemiydi, şuydu, buydu. Evet. Yani o kadar çok hastalıklar, değişti. Hayatımızın öyle mücadeleleri. Yani biraz insanı aslında korkutuyor. Anladın mı? Bir de illa olacak diye bir şey de yok. Yani çünkü düşünebiliyor musunuz? Hayatınız boyunca birisi için hep kaygı içinde olacaksınız. Tabii, evet. Muazzam bir duygu, evet, elbette. Ama işte şu dönemde gerçekten beni, yani bilmiyorum. Nasip olmayınca da üstüne gitmedik diyelim. Kesinlikle. Ama tabii olanlarınkini çok seviyorum, bayılıyorum yani. Allah dileyen herkese. Çok anaç bir yapım var ya, ondan dolayı sorduk. Ya gerçekten Müge öyle. Ben insanları... Yakınlarına karşı da öyle. Yakınlarımı, arkadaşlarımı, Allah razı olsun, hakikaten çok seviyorum. O yüzden mi Allah nasip etmedi, onu da gerçekten bilmiyorum. Sadece bebeğim olsa ona mı acaba bütün sevgimi verirdim? Öyle bir yapım bilmiyorum var. Ama şu an mesela ihtiyacı olan birçok bebeğe, çocuğa ben annelik yapıyorum. Ne güzel. Bunu güzel herkes bilmiyor ama işte öyle elimden geldiğince... Bir şeyler yapmaya çalışıyorum çocuklar için. Ne hoş bir şey. Çok teşekkür ederim. Şimdi haberlerimiz var. Evet. Senden de yorumlar istiyoruz. Evet. Bu haber biraz duygusal bir haber. Evet. Hande Erçel, El Dergisi'nin ödül gecesinde yaptığı konuşmayla ablası Gamze Erçel'i ağlattı. Bir şey itiraf edelim. Biz de izlerken ağladık. Evet. İzleyelim. Evet. Ayrıca ben ablama teşekkür etmek istiyorum. Çünkü o benim annemin stilini gün geçtikçe üzerine alıyor ve ben onda annemi görüyorum. Teşekkür ederim. Ya böyle çok da kolay ağlamıyorum diyorum ama bu videoyu izlerken... Anne olunca söz konusu. İnanılmaz böyle kendimi ağlarken buldum. Bak mendili de elime aldım, hazır ettim. Evet, bakmıyorum çünkü. Evet. Yani... İnanılmaz. Çok genç yaşta hayatını kaybetti. Çok zor. Aynalı Köriğe 48 yaşında. Ömrünün baharında. Gencecik bir kadın, çocuklarına doyamadı. Çocukları ona doyamadı. Onların başarılarına şahit olamadı. Evet. Kızını belki bu sahnede izleyecekti, böyle avuçları acıyana kadar onu alkışlayacaktı. Nasip olmadı. Torununu sevecekti. Yani Hande ve Gamze için hiçbir zaman kapanmayacak bir acı, bir yara bu. Ya, anne baba kaybı için... Yani hep erken, biliyor musunuz? Yaşında 80-90 bile olsa olsun. Tabii, hep erken. Doğru. Hakikaten zor bir durum. Ve aileden bir kişi mutlaka o anne misyonunu üstlenmek durumunda kalıyor galiba. Ya da baba misyonunu. Benim annem mesela 47 ameliyat geçirdi. Hayatımız boyunca bizim annemiz yoktu. Yani neredeyse yoktu. Hep hastanede. Evet, abim hep o yüzden bana der ki yani sen benim annemsin der mesela. Allah anneciğime uzun ömürler versin. Çok sıkıntılar çektiği için evde olamadı. O yüzden annelerimizin gerçekten sağken kıymetini bilelim. Babalarımızın da öyle, biliyorsunuz. Evet, ben babamı... Covid'den biz ilk o Covid oldu, daha aşı yokken babacığımızı kaybettik. Çok ani oldu. Allah rahmet eylesin. Yani çok zor anlar. Mesela bu konular geçtiği zaman çok zor tutuyorum kendimi. Hangi platformda olursam olayım. Hani anne baba çok zor. Başka Allah herkese sabır versin. Hande'nin Allah'tan bir kız kardeşi, bir ablası var ki ona kol kanat gelebilecek. Onu da çok annesinin yerine koymuş. Ne güzel. Tabii, Gamze de onun annesi gibi olmuş. Güzel. Her şeyine zaten müdahale ediyor. Zaten bakıyoruz, Allah rahmet eylesin, Aynalı Erçel'de Gamze'nin kopyası, kızının kopyası. Evet, evet. Yani kardeş acısı da çok büyük acıymış. Aman Allah yaşatmasın. Tabii ki. Aa, iyi ki kardeşi var. Yani evet, onun için hakikaten büyük bir ödül olmuş. Allah ayırmasın, uzun ömürler versin inşallah, sağlıkla. Evet. Müge, dikkat ediyor musun? Ya söyleyecek annesinin bir şey... Annesinin vefatından sonra bambaşka bir Hande Erçel oldu. Evet, eskiden öyleydi. Eskiden Hande çok farklıydı. Her şeyi daha fazla dert ederdi. Takardı, kafasına takardı, ağlardı, davalar açardı, bir şeyi uzatırdı, bir şeye kızdı mı ona engel basar. Şimdi inanılmaz değişti. Bana hiçbir şey olmaz noktasına geldi. Çünkü acıların Allah en zirvesini yaşadı. En büyüğünü yaşadı. Evlerden uzak etsin ama bir ocağa ciddi bir hastalık ya da ölüm düştüğü zaman... hayattaki her şey önemini, canını sıkan gerçekten her kimse önemini bir anda yitiriveriyor. Aslında evet, bunu bu başımıza gelmeden önce ara ara hatırlamakta fayda var. Şimdi ödül... Ne kötü şeylere takıyorsun, sinirleniyorsun. Değil mi? Ne kadar yersiz şeylere. Aynen. Hayatta ölüm olduğunu unutuyoruz bazen. Çok haklısınız. Ödül konuşmasına da baktım. Hande gerçekten bak çok yol kat etti. Aa, tabii ki. Şu baştan sona verdiğin zaman... Böyle aralarda heyecanlanıyor, tekliyor, duruyor ama bizim yayına gelen Hande nasıldı? Hiç konuşmuyor. 2016'daki kendini Hande öyle bir sıkmıştı ki ağzından evet, sadece diyordu, evet hayır cevabını alabiliyordu. Polis de ağlamıştı, çıkmayacağım diye. Kendini açtı Hande. Muhabir arkadaşlarımızla diyaloğu da çok iyi. Hı hı. Evet. O konuda da şey davranıyor. Zaman davranıyor. Yani olgunluk yakıştı ona. Çok yakıştı. Evet. Büyüdü. Ve yani yüz hatları da oturdu. Daha da güzel bir genç hanım oldu gerçekten. Ben de kendisini çok beğeniyorum. Zaman tabii hepimize bir şeyler katıyor yaşadıklarımız. Evet. Hepimize. Bu arada sizde de maşallah zaman hiç uğramıyor. Uğruyor. Yine uğruyor, uğramazsınız. Bir zayıflar değerli izleyenler. Uğramazlar. Ben ne yazık ki yaptığım programdan dolayı bizim gelin evindeki hanımlar. Anlat bakalım. Bir güzel yemekler, bir güzel masalar. Yani bazen diyorum ki şu Aslı'nın yerinde orada ben olsam bütün masayı silip süpürsem. Sen de güzel yemek yapıyorsun. Evet, ben de güzel yaptığım için anlıyorum zaten. Buna şunu mu koydun, buna bunu mu koydun? Hiçbir şey gözünüzden kaçmıyor Aslı Hanım diyorlar. Kaçmaz diyorum. Öyle eskiden... programların da böyle bir tehlikesi var. Evet, sofraların hazırlandığı. Eskiden yediğin işin senin olsun, gördüğünü anlat derlerdi. Şimdi yediğini içtiğini anlat diyeceğiz sana. Vallahi tabii ki bu bizim programımızda aslında gelin evi adı üstünde. İşte gelin evi deyince sofra gelir akla. Karşılaması gelir, misafirperverliği çok önemlidir, çeyizi çok önemlidir. Biliyorsunuz yani bizler değerlerimiz, bizim çeyizimiz, sandığımız, bunlar çok önemli değerler. Çok eğlenceli ve çok neşeli bir ekibim var. Bu arada beni sette bekliyorlar. Yönetmenimden editörüme kadar ben buradan direkt sete ve gelinlerimin yanına gideceğim. Gerçekten hepsiyle bir abla, anne gibi oluyorum ben. Bir gönül bağımız oluşuyor Mügeciğim, Gülşenciğim. Evet. Evler güzel, eğlenceli evler. Yani bir şey söyleyeyim mi? Dinleseniz çok eğlenceli ve komik. Ben bazen denk geliyorum, bakıyorum yani. Başarının sırrı da galiba biraz ekip ruhu bizde çok önemli. Çok güçlüyüz. Bir de ne var biliyor musun? Evet. Ailenin kızı. Evet. Bizim evin kızı. Doğru. Yani o zorlamayla falan olmuyor. O doğallık var sende. Ya, bence başarının sırrı bu. Gerçekten doğru söylüyorsun. Ya ben hani böyle bir kalıba sokmuyorum kendimi. Falan oluyordu. O kadar yakışıyor ki eline yemek. Bazı isimlerin eline özür dilerim ama hiç yakışmıyor. Hani yemek programı falan yapıyorlar ama normal şartlarda pek hani yer misin yemez misin? Ya şöyle seviyorum, severek yaptırıyorlar. Ustacığım domatesi doğra, küp doğra, soğanımızı alıp ortadan ikiye bölüyoruz. Patatesimizi de önden kaynatıyoruz. Hatırlıyorsun o programları. Tırnaklar böyle. Ben şöyle, sen şöyle bir çekil deyip oklavayı elime alıp açışımı hatırlıyorsun. Puf böreği kızartıyordun. Ne güzeldi. Kokusu burnumuza geliyordu. Ama güzel de yemek yapıyor. Ama işte bir söz var ya, yaptığın yemekle pişmek, yani yaptığın işle yoğrulmak çok önemli. Evet. O kadar işin içine giriyorsunuz ki yani sizin başarınız da işte bu şekilde. Gelenek göreneklerine de çok bağlısın. Aynen öyle. Başka bir şey soralım sana. Tabii. Aleyna Tilki kısa bir süre önce dedi ki kız isteme olayı çok saçma dedi. Sosyal medyada tepki gösterenler oldu. Sen ne diyeceksin bu konuyla ilgili? Yani tabii ki katılmıyorum. Biraz buluyorum, hani biraz işte böyle sizlerin konuşması için çok malzeme diyorsun. Aleyna Tilki bence çok akıllı. Evet. Ve şu anda işte kendinden bir şekilde söz ettiriyor. Nasıl söz ettirsin? İşte böyle bir cümleyi ortaya atıyor. İşte ya da farklı bir şey giyiyor. Bir şekilde konuşturuyor mu kendini? Evet, konuşturuyor. Ama ben onun iç benliğinde inanmıyorum öyle düşündüğünü. Çünkü inanmıyorum işte. Detaya girmeyeyim. Aslında bazı isimler de biz de burada hani konuşuyoruz, bir açıklama yapıyorlar ya da bir röportaj veriyorlar ya da bir şey paylaşıyorlar. Biz de öyle düşündüklerini, açıklamaların aslında kendilerine ait olmadığını, o yaşam tarzının gerçekte kendilerine pek de uymadığını gayet iyi biliyoruz. Ama görünür, konuşulur olan başka. Bak çok samimi bir şey söyleyeyim. Şimdi hani gelinlerin biz düğünlerini izliyoruz. Evden alınışı, davulla evden çıkışı. Evet. Ondan sonra ya ben bir şey fark ettim Müge, dedim ki Savaş sen beni dedim davulla evden almadın. Ben yazık garibim gittim arabaya atladım gittim dedim yani. Hemen başa dönün. Evden çıkış lazım. Kına gecesi yapmadın bana diyorum mesela. Ya insan Sede Aslı'ya yapılmaz mı? Bir şey söyleyeceğim. Sede abla yapmıştı. Sede Aslı'ya yapmıştı bana. Geç kalmış değilsin. Evet, Demet Eygar tersine döndü. Sistem artık değişti. Öyle mi? Tersine. Bebek haberi geliyor. Evet. Arkasından nikah. Nikahtan sonra araya bir kına, kınadan sonra da düğün. Evet. Düğünden sonra da gelin almalar. Anneliğe geçiş kutlaması. Sonra kına. Tabii hepsi birbirine girdi. Ya bir şey söyleyeyim, bu geleneklerimiz o kadar değerli, o kadar güzel ki. Evet. Bak ben buraya yazıyorum. Aleyna Tilki evlensin, evinden davulla zurnayla çıkacak. Olabilir biliyor musun? Bazıları ters köşe yapıyor. Aynen de öyle olacak. Düğün dernekleri bitmiyor. Çünkü yani çok güzel bir his, çok güzel bir duygu. Yaşamayanlar da kendi eksik hissedenler oluyor bazen. Çok nadir binde bir, ben işte sevmiyorum bu tarz detayları, sevmiyorum diyenler oluyor. Kına gecesinde havalara falan uçuyorlar. Tabii canım. Olmazsa olmazımız bizim yani. Evet. Teyzimiz, ya kınamız. Da böyle yurt dışında düşünüyorum dedikten sonra kocama da koca adayıma da tuzlu kahvemi içirdim falan diye. Ay bizim muhabbetler hep böyle biliyorsun. Ekonomik durumun ne olursa olsun. Evet. Sana şöyle söyleyeyim. Eğitimin ne olursa olsun. Her kız gelin olmak istiyor. O düğün bir halayla bitiyor. Kesin o davulu zurnayı göreceğiz. O mendil bir sallanıyor. Klasik müzikle başlıyor. Serdar Ortaç ve halayla bitiyor. Tabii. Ankara'nın bağları çalmadan düğün bittiğini görmedim. Sahnede de öyle. Hopla, şimdi evet, ama ne benim şarkı artık. Öyle değil mi? Aynalı Köriğe olmadan. Evet. Doğru. Bak bu şarkıyı da ben bizim gelin evi programımızda çok söylüyordum. Gelinler çok istediği için yaptım. Ya hiç aklımda böyle bir şey yoktu. İyi ki de yapmışım yani. Zaten. İlk defa ben kariyerimde bir türkü okudum. Çok da iyi ettim. Onlar istedi, ben söyledim, çok da iyi olmuş yani. Güzel gayet olmuş, güzel olmuş. Peki yakışmış sahne. Erkan Nas'a bu arada çok teşekkür ediyorum. Klip yönetmenim Erkan Nas, şarkımın aranjörü sevgili Mert Aydın. Onu gayet modern hale getirdi aranjesiyle. Evet. Tuzla'da çektik. Tuzla'nın halkına çok teşekkür ediyorum. Çok yardımcı oldular. Tuzla halkını da teker teker saymayacağım.